mı bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedükleri olmadı maalesef yanındiler. Mutluyum huzurum var. Çok iyi durumum var. Gururla taşıdığım şeref umarım var. Deli deliyim ama benim de bir kabım var. En azından bir adım bir sayesi barım var. Sevgili izleyiciler, Rize Merkez Küçükçayır Köyü Andon yaylalarındayız şu anda ve yanımızda yöreyi temsil eden bir hanımefendi var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım. Ben Sonay, doğma büyüme buralıyım. Aşağıki köydenim. Çocukluğumuzdan beri geliyoruz biz buraya. Zaten annelerimiz, babalarımız, anneanne, babaanne hep bu sudan içti. Neden bu suyun özelliği ne suyun? İlk önce böbreklere çok iyi geliyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Özellikle Ramazan çok iyi. Yani gazoz yerine bunu tercih ediyoruz. Asitli içecekler yerine Ramazan'da özellikle soframızda kesinlikle bu var. Asitli içecek tüketmiyoruz. Peki siz nereden geliyorsunuz buraya? Burası Andon. Biz aşağıdaki Karasu köyünden geliyoruz. Merkeze bağlı. Kıyafetiniz nerenin? Bunun adı Pışı. Şamlıhemşin'i temsil ediyor. Rize'nin Şamlıhemşin ilçesini. Biz sevdiğimiz için takıyoruz. Yakışmış bu arada. Peki suyunuz sanırım. Evet. Kaç tane götüreceğiz böyle? Doldurabileceğim. Doldurabildiğim kadar dolduracağım. 4 tane dolduracağım sıra olduğu için. Yani taşıyabildiğiniz kadar. Aynen öyle. Yani keşke çok doldursam, herkese götürsem mahalledeki. Çünkü herkes içiyor yani. Peki tavsiye ediyor musun buradan? Ediyorum, kesinlikle ediyorum. İmkanı olup da gelebilecek herkes gelsin. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şifa versin inşallah. Amin inşallah. Herkese. Yarasın efendim. Çok güzel. Nasıl? İyi, güzel. Nereden geliyoruz? Şu aşağı mahalleden. Yani sürekli mi geliyoruz? Sürekli geliyoruz. Ramazan'da sürekli geliyoruz da böyle arada bir çay aralarında, çay bittiği zamanlarda, yani kestiğimiz zamanlarda aralarda burada dinlenip gitmeye geliyoruz şurada. Orada balık çay, var. Çay derken? Çay birinci sürgün, ikinci sürgün kestiğimiz zaman da arada bir 45 gün mesafe var, ona geziyoruz. O zamanlarda gelip hemen suya. Şurada et yiyoruz, mangal yiyoruz, balık yiyoruz. Burası çok güzel buralar. Cennet, biz burada kalmaya karar verdik artık. Buyurun, Türkiye'nin her tarafından gelebilir. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şifa versin. Amin. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nereden geldiniz? Biz de buraya Ordu'dan geldik. Arkadaşın yanına geldik. Onun tavsiyesi üzerine buraya su içmeye geldik. Çok medettiler. Bakalım sudan içeceğiz. Nasıl bir şifasını bulacağız bak. Sizi için bakalım tadına. Tadına bakıyoruz. Gerçekten de güzel. Asitli içecek gibi ama bu daha doğal ve daha güzel. Gerçekten içilecek bir su. Teşekkür ederim. Peki tavsiye ediyor musun? Yani içtiğimize göre zaten neye fayda ettiğini de öğrendik. Herkese tavsiye ederiz inşallah. Rize'ye gelmişken burayı da görmesini tavsiye ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi tatiller. Kolay gelsin, iyi günler, sağ olasın. Sevgili izleyiciler, yanımızda üstadımız diyeyim. Basından bir arkadaşımız var, Muhammed abimiz. Kendisi burada bizimle çok güzel ilgilendi. Aynı zamanda Muhammed abimiz birçok dernekte üye ve başkanlığı da var. Köyüne yakın bir yerdeyiz değil mi abi? Tam köyümün göbeğindeyiz, köyümün ana damarındayız. Öncelikle ta Urfalardan, Anadolu'muzun diğer bir ucundan kalkıp cennet köşelerinden Rize ilimizin Küçükçayır Köyü Andon ilçelerine hoş geldiniz, safa geldiniz, şeref verdiniz. Şeref bize ait, teşekkür ederiz efendim. Şimdi köyümden kısaca bahsederek en son suyumuza gelelim. Köyüm Rize'nin toprak bakımından en büyük köyü olan, eski ismiyle müsemma daha bilinir bir köyü Andon, yeni ismi Küçükçayır. Yaklaşık 5 ilçemizde biz hudutumuz var. Toprak bakımından, nüfus bakımından da ilk 3-5'in arasında olan bir köy.
Rize merkeze 30 kilometre ve en yakın safari ve piknik yapılabilecek. Serin, güzel, doğasıyla gördüğünüz zaten yemyeşil. O organik doğası, kendisi de organik havza, organik çay bölgesi olan bir köyümüz. Deresiyle, balığıyla, kırmızı pullu alabalıklarıyla meşhur. Elimde gördüğünüz Andon ilçeleri ismeleri zaten bu sudan alıyor ismini. Demir madeni yoğunluğunda olan şifalı suyumuz ve kaynağını da çektiğinizi gördünüz. İnsanlar buraya şifa bulmak için, serinlemek için, Rize'de hava sıcaklığı 35 dereceyse en minimum burada bir 5 derece daha düşüktür, daha serindir. Gelirler gün boyu çay aralarında, işleri güçleri yoğunluğu yoksa gelirler, otururlar burada, pikniklerini yaparlar tesislerde, bu sudan içerler. Suyun özelliği, demir yoğunluğu, maden yoğunluğu olduğundan dolayı hazmettirici bir özelliği var. Gün akşama kadar 10 kilo et yese adam bu sudan içse hiç doydum diye anlamaz. En büyük özelliği suyun şifalı olması. Az karnına içildiğinde, üzerinde de 2 saat geçtiği takdirde böbrek taşlarını düşürmeye, böbrek kumunu düşürmeye, çok özür dilerim, sigara içenlerin sigara balgamını atmaya, dışarıdan da elini yüzüne yıkadığında veya vücudunu banyo ettiğinde sivilceleri iyi ettiği bilinir, söylenir. Gördüğünüz gibi çok fazla akan bir su değil. Onun için banyoya falan uygun değil ama daha çok Ramazan akşamları, iftar akşamları özellikle. Hafta sonları hava güneşli olduğu günlerde buna inanın ki zaten görüyorsunuz yağmurlu havada bile bir sürü insan var. Burası tıklım tıklım olur. Sıraya girerler burada bu sudan içebilmek için. Biraz daha aşağıda aynı sudan yine böyle kayadan çıkan suyumuz var. O biraz daha fazla akıyor. İnşallah ben aynı zamanda köyünde dernek başkanıyım. Küçükçayır Köyü Andon Köyü'nün dernek başkanıyım. Yakın gelecekte buraları belki turizme daha fazla kazandırmak adına o suların araştırıyoruz. Belki doğal soda, çünkü diğer sodalarda karışım oluyor. Burada karışım yok, doğal olarak bir soda olduğu için bunları da hem ilimizin hem ülkemizin turizmine kazandırmaya çalışıyoruz. İşin ilginç tarafı suyumuz şu görmüş olduğunuz dereden, şu derenin içinden bir damardan geçer. Buradan bir de aşağı dediğimiz gibi yaklaşık 200 metre aşağıdaki kaynaktan çıkar. Hiçbir tatlı su karışmaz. Karışmıyor. Biz Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege, bütün yurdumun insanları, hatta diğer ülkenin insanlarını biz köyümüze, ilimize bekliyoruz. Yalan dünyanın cenneti, yağmurun başkenti. İnsanlar ölmeden yalan dünyanın cennetini bir görsünler isterim. Vallahi artık bundan başka nasıl anlatılır, nasıl söylenir bilemiyorum sevgili izleyiciler ama gerçekten yani Rize'ye gönül vermiş, kendi memleketine gönül vermiş bir abimiz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür çok sağ ederim. Olun. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin aracılığınıza gerek Urfa, gerek Urfa'daki can dostum Abdullah Zambeyli abim, başta olmak üzere. Selam olsun diyeyim. Gazeteciler, dernek başkanımız Tahir abimiz, Tahir ve kızı, neydi bizim patronun ismini unuttum ya, Gülüzer. Ve o bütün dostlara, bütün Güneydoğu Anadolu insana, bütün yurdumun insanına saygı, selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Delikalıyım ama benim de bir kabım var. En azından bir adım, bir de itibarım var. Sevgili izleyiciler, Karadeniz'in bir de yanık havaları vardır. Osman amcadan rica ettik. Onu da bize bir gösterirse. Ağıt, evet, ağıt havası. Rize'ye gidiyorum gazda şoförüm gazda, gazda şoförüm gazda. Bu
sene çidette Rum. Geçen seneden fazla bu seneki deplerim, geçen seneden fazla, geçen seneden fazla. Geldi Eminem eldi, ben zannettim bayıldı, ben zannettim bayıldı. Onun sarı saçları teneşüre yayıldı. Onun sarı saçları teneşüre yayıldı, teneşüre yayıldı. Ki severdim onu, ey gidi günler günler, ey gidi günler günler. Oy. Bir daha gittim baktım, mezarına dikenler. Eride gel aşağı, yüksek dağların karı, yüksek dağların karı. Oy. Sen de sevdin Azrail, benim sevdiğim yari. Sen de sevdin Ezrail, benim sevdiğim yari, benim sevdiğim yari. Oy. Osman Efendi oğlu, oldun 80 yaşına, oldun 80 yaşına. Oy. Bir gün kargalar konar, mezarının taşına. Allah korusun. Bir gün kargalar konar, mezarının taşına, mezarının taşına. Oy. Ben bu belalı baştan nere gideyim, nere, nere gideyim, nere. Oy. Ben de selamlar olsun, bizi dinleyenlere. Ben de selamlar olsun, bizi dinleyenlere. Bizi dinleyenlere. Sevgili izleyiciler, Küçükçayır Köyü Andon içmelerinde bulunuyoruz ve Rize'nin, Karadeniz'in en güzel yiyen neyi? Muhlaması. Muhlamasını yapacağız sizler için. Şimdi önce seni tanıyalım arkadaşım. Hava Memişoğlu. Evet. Hava, şu omuzundaki çok dikkatini çekin. Çeşteman. Çeşteman. Alttaki? Bu da dolaylı. Ben dolaylığı maalesef sırtıma attım böyle omuzuma. Bizi birlikte bağlanın bunları. Evet. Şimdi kalkmış yani. Biz unutturmuyoruz işte bak. Ekranlara getirdik. Şimdi muhlama yapacağız. Muhlamanın malzemeleri neler? Tereyağı, mısırını, sen peynir. Kolaki peynir. Kolaki peynir. Evet. Onu özellikle vurguluyorum. Nerede yapıyor bunu? Bunlar kendimiz de yaparız. Yetmediğinde yaylalardan alırız. Zimil yaylasından, Sarıkaya yaylasından. Hep yaylalardan geliyor. Yaylalardan geliyor. Evet. Peki muhlamayı başlayalım istersen. Nasıl
başlayalım. Önce tüpümüzü yakalım. Camımızı yaktık sevgili seyirciler. Tavamız bakır tava. Neden? Tava. Özelliği o. Bakır tavada yapmamız. Sezonda yapmaya kalksam? Olmadı, yerinde. Özellikle bakır tava olacak sevgili izleyiciler. Tamam, tahta kaşık, bakır tava. Başlayalım o zaman. Yaylalardan alırız. Getiremediğimiz zaman. Yani bu tereyağını ve ne peyniriydi? Kolati peyniri. Kolati peynirini evde herkes yapabiliyor muydu? Hızla yapar. Hı. Rize kadının geneli yapar yani. Bilmeyin yoktur. Çalışkanlar, biliyorum Rize kadınlarını. Sevgili izleyiciler, bu arada o kadar güzel kokuyor ki, mis gibi. Hakiki yani tereyağı olduğu anlaşılıyor. Ve yağımız eridi, mis gibi kokular yayılıyor. Yağı neden kaynatıyoruz? Kızartacağız çünkü daha güzel oluyor. Lezzeti, kokusu çıkacak. Bayağı kızartmamız gerekiyor. Kızartmamız gerekiyor, kokusu çıkacak. Sevgili izleyiciler, gerçekten bakın Rize kadını, Karadeniz kadını çok çalışkan. Özellikle Rize'de hani çay mevsiminde kadınlarımız daha da çok yoruluyor. Bunun dışında gelip bir de işletmede çalışıyor arkadaşımız. Bu arada kavruldu sanırım, rengi döndü çünkü. Mısır unu mu bu? Hey gidi hey. Karadeniz'de doğdum, büyüdüm, adam oldum. Yeri geldi vardım, yeri geldi mum oldum. Hayat vesvesesini gurbetelerden aldım. Çıplığa kadar doldum, yeter artık patladım. Mutluyum, Mısır'ım var, çok iyi durumum var. Gururla taşıdım, şerefim alırım var. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Kolati peyniri koyuyoruz. Sevgili izleyiciler, görüntü kaşara benziyor ama kaşar değil. Kolati peynir, alışacağım yani buna. Evet. Söylerken zorlanıyorum çünkü ben Karadenizli değilim maalesef. Maalesef değilim. Ama çok güzel. Karadeniz gerçekten güzel bir yer. Şimdi güzelce peyniri, dipleri ulaştırıyoruz. Müddet bekliyoruz, peyniri eritiyoruz. Ve sakız gibi uzuyor sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. Ve ben manzara karşısında bayılmak üzereyim. Çok güzel, evet. Bir de ben şöyle bakayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Bakın sevgili izleyiciler, korkmayın kaldırın diye. Doğru valla. Daha sünüyor. Harika. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi sakız gibi sünüyor. Çok çok da güzel bir kokusu var. Siz bu muhlamayı nerede yersiniz? Küçükçayır Köyü, Andon Yaylası'nda. Andon içmeleri. Evet, içmeleri ve yaylası diyelim. Gelip burada bu lezzeti tadın sevgili izleyiciler. Ben birazdan tadına bakacağım zaten. Sevgili izleyiciler, Küçükçayır Köyü Andon içmelerine gittik. Şifalı suyundan içtik. Tok olduğumuz halde acıktırdı. Neden? Çünkü o şifalı suyu içenler tekrar acıkıyormuş. Öyle mi Sedat Bey? Doğrudur efendim. Hoş geldiniz köyümüze. Teşekkür ederiz. Sedat Bey, bize muhlama yaptınız. Evet. Balık yaptırdınız. Oradaki gördüğüm... Tereyağımız meşhur, köy yağımız. Evet. Bu meşhur köyümüzün balığı. Şimdi tadına bakacağım. Onun yanında tavadaki... Saç kavurmamız, yöresel. Evet. Saç kavurmamız. Doğal etten. Yayla eti. Evet. Şurada gördüğümüz kolati peynirimiz, köyümüzün meşhur peyniri efendim. Evet, evet, evet. Şimdi muhlamamızı yaptık. Soğumadan ben bir tadına bakayım mı? Ben size devredeyim. Hey gidi hey. Hey, 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 hey.
Nasıl buldunuz muhlamamızı efendim? Vallahi çok süper. Gerçekten. Ben daha önce de kuymakla yedim, muhlamada yedim. Ama yani bunun gibi lezzetli bir şey yemedim, haklıymışsınız. Yani gecenin 12'sinde yemekte de, sabahın 6'sında yemekte de haklıymışsınız. Muhlamanın diyarı Andon'dasınız efendim. Bu yemeğin ana vatanı burasıdır. Ve en güzel yapan yer de bence burası. Doğrudur. Harika bir şey. Ben tekrar devam edeceğim ama sevgili izleyiciler, şimdi bir de balla şeyin tadına da bakalım. Evet, balımız çok meşhur bir baldır. Yöreye has. Tamamen evet. Organik bir baldır. Köyümüzde kimyasal olayı falan da olmadığı için tamamen yöremize has bir baldır yani. Organik havza ve diğer ballardan daha kaliteli değerlere sahip bir bal. Bunun kesinlikle ölçümünü yaptırdık. Hakikaten şifadır. Andon balı meşhur. Şorton balı meşhur. Kestane çiçek, komar çiçek. Hakikaten şifa buluyorlar. Yani suyumuzun yanında, peynirimizin, muhlamamızın yanında balımızda doğal, otantik ve şifa verici bir üründür. Şimdi onun da tadına bakacağız. Biraz ben ekmeği hazırlıyorum sevgili izleyiciler. Karşımda böyle lezzetler varken geri geldi bağırdım, yeri geldi mum oldum. Hayat pesetesini kulbetelerden aldım. Çıplağa kadar doldum, yeter artık patladım. Mutluyum osurum var, çok iyi durumum var. Gururla taşıdığım şerefim olurum var. Deli deliyim ama yanımda bir kalbim var. En azından bir adım, bir daha itibarım var. Şeker hastasına balla yedirdiniz ya, bravo size. Yalnız bizim bal şeker hastasına ilaç olarak geliyor. Aynen öyle. O zaman giderken götürüyorum. Problem yok efendim. Teşekkür ederim. Şimdi şeyin de tadına bir bakalım. Bu da meşhur saç kavurmamız. Bunda neler kullanılıyor? Bunda etin özelliği yerli hayvan kullanıyoruz. Kendi yöremizde yayla hayvanı. Yaylada büyüyen hayvan etinden yani. Fabrika şey kesimi olmadığı için ayrıyeten bir lezzeti oluyor. Kullandığımız domatesi falan da gene şey organik. Burada organik. Burada her şey organik. Bravo ya. Ben burada yaşamak istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Gülsüm daha yutmadan hemen anlatmaya başlıyorum. Valla billah çok güzel ya. Afiyet olsun efendim, doğrudur. Yani çok çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Havasından, suyundan, kullanılan malzemesinden. Yani tamamen doğal. Evet, şimdi ben her şeyin böyle tadına bakıyorum. Hakkınızı helal edin sevgili izleyiciler. Yani bu güzellikler de tadılmadan olmuyor. Ben birazcık da şöyle balık şehrinde balığın da tadına bakmak istiyorum. Organik alabalıktır. Yani sünni falan değildir. Dere suyunda büyümüş alabalıktır. Soğuk suda dere suyunda büyümüş. Karadeniz'de doğdum, büyüdüm, adam oldum. Yeri geldi bağırdım, yeri geldi mum oldum. Hayat ve sefesini... Ne diyeyim? Bence hiç anlatmayayım sevgili izleyiciler. Siz buraya gelin. Küçükçayır köyüne gelin. Andon yaylasında, Andon içmelerinde. Şöyle dinlene dinlene yürürken acıkıyorsunuz zaten. Gelin bir de bu güzellikleri, bu lezzetin tadına varın ve Sedat Bey'e de uğrayın diyelim. Ne diyelim? Evet efendim, doğrudur. Herkesi bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Bütün Türkiye'yi davet edin o zaman. Bütün Türkiye'yi buradan davet ediyoruz Andon'a. Meşhur suyumuzdan, tereyağımızdan, balımızdan, muhlamamızdan, alabalımızdan tatmaya. Yani pişman olacaklarını tahmin etmiyorum. Yani hiç gelmeyen bir gelmeyi denesin bence. Haklı cennet buralar sevgili izleyiciler. Herkesi buraya davet ediyoruz. Ve Sedat Bey'e göstermiş olduğu yakınlıktan, misafirperverlikten dolayı da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Tekrardan köyümüze hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Hey gidi hey.
Ekrem baklavaları. Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Gerçek Urfa baklavasının adresi Yörem Urfa baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Tüm baklava çeşitlerimizi büyük bir titizlikle kendi ellerimizle üretiyor ve sizlere her zaman taptaze ve değişmeyen lezzetiyle sunuyoruz. Tüm baklava ve tatlı çeşitlerimizin doyumsuz tadını Urfa Yörem baklavalarının lezzet garantisiyle ister evinizde isterseniz Eyüpiye'deki salonumuzda çıkarın. Gerçek Şanlıurfa baklavası Urfa Yörem baklavaları. Adres Eyüp Peygamber Caddesi 2. BİM karşısı Eyüpiye Şanlıurfa. Alo paket 0543 363 6308. Toptan siparişleriniz için 0545 484 1272 0414 351 94 94. Tüm Türkiye'ye bayilikler verilecektir. Urfa Yörem baklavalarının katkılarıyla Cennet Vatan'ın programı reklamlardan sonra devam edecek. Zeytinyağı Fabrikası. Zeytinlerimiz son sistem modüler kontini makinalarla fiziksel işlevlerden geçerek herhangi bir kimyasal işleve tabi tutulmadan zeytinyağı elde edilmektedir. Adres Bozova Şanlıavşar yolu üzeri 2. kilometre Şanlıurfa. Telefon 0543 355 1010 0532 651 0089. Zeytinyağı satışlarımız başlamıştır. Yılmaz Zeytinyağı Fabrikası, Adnan Salcı ve oğulları kuruluşudur. Benzersiz Enza şıklığı Şanlıurfa ve Diyarbakır'da. Enza Home evinizi yeni bir tarzla buluşturacak göz alıcı tasarımları ve ilham veren dekorasyon fikirleriyle şimdi size çok daha yakın. Enza Home Şanlıurfa Karaköprü ve Diyarbakır Buğdaycılar Yapı sitesinde. Enza, en güzel anlar. Enza Home. Sana geliyor İbrahim Turu, Urfa'nın güzel insanı geliyor İbrahim Turu. Mal da yalan, mülk de yalan, makam da yalan, sadece bir duaya ihtiyacım var. Duanızı esirgemeyin. Büyük küçük onu över, garip gökse bağrın döver, bütün Urfa onu sever, geliyor İbrahim Turu, geliyor İbrahim Turu. Bizim bu dünyadan istediğimiz bir şey var. O da gönüllerde olmak, dağda olmak. Geliyor İbrahim Turu, Urfa'nın gülen insanı. Geliyor İbrahim Turu. Hazreti İbrahim Peygamber'in şehri Şanlıurfa sevdalısı. Kadimden bu yana bereket fışkıran bu toprağın öz evladı. Gönüllerde taht kuran İbrahim Turu. Urfa'nın güzel insanı. Toptan fiyatına perakende satışlarıyla Şanlıurfa Giyim Çarşısı 21 Kasım Çarşamba günü açılışa özel büyük indirimlerle açılıyor. 3 katlı mağazası, 1000 metrekare alanı, bayan ve çocuk giyiminde zengin ürün çeşidiyle Emniyet Caddesi Arap Hoca Parkı karşısında hizmetinizde. Şanlıurfa Giyim Çarşısı, kaliteli ve ucuzluğun tek adresi.
Tezgahtaran baklavaları. Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Gerçek Urfa baklavasının adresi Yörem Urfa baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Tüm baklava çeşitlerimizi büyük bir titizlikle kendi ellerimizle üretiyor ve sizlere her zaman taptaze ve değişmeyen lezzetiyle sunuyoruz. Tüm baklava ve tatlı çeşitlerimizin doyumsuz tadını Urfa Yörem baklavalarının lezzet garantisiyle ister evinizde isterseniz Eyüpiye'deki salonumuzda çıkarın. Gerçek Şanlıurfa baklavası Urfa Yörem baklavaları. Adres Eyüp Peygamber Caddesi 2. BİM karşısı Eyüpiye Şanlıurfa. Alo paket 0543 363 6308. Toptan siparişlerimiz için 0545 484 1272 0414 351 9494. Tüm Türkiye'ye bayilikler verilecektir. Urfa Yörem baklavalarının katkılarıyla Cennet Vatan'ın programı devam ediyor. Allah Derenin kıyısına su verdim Batlıcan'a su verdim Batlıcan su verdim Batlıcan'a su verdim Batlıcan canım kurban olsun canım kurban olsun sendeki Batlıcan'a sendeki Batlıcan sendeki Batlıcan'a sendeki Batlıcan Yüzüğünü gel kızlara, kızlara gel kızlara, gel kızlara, kızlara gel kızlara, kızlara. Ya al beni yarime, ya al beni yarime, ya koy beni mezara, ya koy beni mezar, ya koy beni mezara, ya koy beni mezar. Sevgili izleyiciler, Çayeli Belediyesi Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'ndeyiz şu anda. Kapısının önündeyiz. İsterseniz şöyle bir içeriye doğru yürüyelim, bakalım bizi içeride neler bekleyecek. Çayeli Belediyesi Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'nde bulunuyoruz ve yanımızda sorumlu müdürümüz Ahmet Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım baştayken. Tabii. İsmim Ahmet Enisoğlu. Arkeoloğum. Bu müzenin müze sorumlusuyum. Müzemiz Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi. Bu müzemiz hayırsever iş adamı, rahmetli Ahmet Hamdi İshakoğlu'nun vasiyeti üzerine çocukları tarafından yapıldı. Müzemizde Rize'nin ve Çayeli'nin geçmiş yaşantısını anlatmaya çalıştık. Bu müzede sergilenen eşyalar yöre halkının geçmişte kullandığı ve müzemize bağışlamış olduğu eşyalardır. Müzemiz 2012 yılında kurulmuştur ve 2015 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazanmıştır. Arkamda arıcılıkla ilgili bir şeyler görüyorum. Hem de çok güzel çiçekler var. Bu konuda biraz bilgi alayım. Müzemizde sergilenen eşyaların bir kısmı
işte arıcılığımız, atmacacılığımız, üzüm pekmezi yapımımız ve değişik Rize halkının yapmış olduğu uğraşlar vardır. Burada arıcılığımızı görüyorsunuz. Bizim bu yörede hem normal fenli peteklerle hem de karakovan peteğe dediğimiz peteklerle bal yapılmaktadır. En meşhur balımız hepinizin bildiği gibi anzer balıdır. Anzer balından ziyade çiçek balımız, komar dediğimiz orman gülünden yapılmış olan ballarımız ve kestane ballarımız da meşhurdur. Atmacacılık bizim bu yörede bir sevda. Yani insanlar nasıl böyle kedilerini, köpeklerini sokakta dolaştırıyorlarsa aynı şekilde atmacalarını da burada gördüğünüz gibi ellerine takıp sokakta dolaşmaktadırlar. Hatta çay elinde böyle çay bahçelerinin önüne gezerseniz insanlar çay bahçelerinin önünde böyle sergi yaparlar ve atmacalarını ona bağlayıp karşılarında çay içerler. Yani o derece bir sevdadır bizim bu yörede atmacacılık. Bizim bu yörede atmacanın yakalanma evresi de atmacacılık kadar ilginçtir. Çünkü atmacayı yakalamak için kullanılan bir tane kuşumuz var, haço kuşu. İlk önce o kuş yakalanıyor. O kuşu yakalamak için de kullanılan bir tane böcek var, toprağın altında yaşıyor. Deve burnu denilen böcek. İlk önce o böcek yakalanıp bu yerde görmüş olduğunuz kapanların içerisine konuluyor. Evet. Ve onunla birlikte haço kuşu yakalanıyor. Sonrasında o kuş ince uzun bir sopanın üzerine bağlanıp o sopanın üzerinde belirli bir süre durması sağlanıyor. Sonrasında burada görmüş olduğunuz bu ağ sistemi, monta diyoruz biz buna. Bu atmacanın geçiş güzergahına kuruluyor. Ve bu ağın arkasında o bahsettiğimiz haço kuşu oynatılıyor. Atmacanın o kuşa saldırması sağlanıyor. Tabii atmaca kuşa odaklandığı için bu ağı görmüyor. Ve sonrasında ağa takılıyor. Ondan sonra da burada gördüğünüz gibi elde belirli bir süre evcilleştirmeye çalışılıyor. Ondan sonra da tekrar doğaya bırakılıyor. Bu bölümde de üzüm pekmezi yapımımız. Bizim bu yörede yetiştirdiğimiz kırmızı kokulu üzümden yaptığımız üzüm pekmezleri vardır. İnsanlar ticari olarak değil kendilerine yetecek kadar yapıyorlar genellikle bu pekmezleri. Bizim bu yörenin arazisinin engebeli yapısından dolayı bir de her yerin çay bahçesi olmasından mütevellit insanlar üzüm asmalarını ağaçlara veriyorlar. Yani bir nevi üzümler ağaçlardan toplanmaktadır bizim bu yörede. Evet. Burada ağacın üzerinde görmüş olduğunuz ve yerde görmüş olduğunuz sepetlere tiyeter deniyor. Evet. Bu sepetin alt kısmının sivri olmasının nedeni bir kişi ağaçtan üzümleri topladığı zaman aşağıdaki insan da ipten bu sepeti aşağıya çeker ve dalların arasından rahat geçsin diye sepetin alt kısmı sivri olur. Yani bir nevi Karadeniz zekası. İnsanlar ağaçtan üzümleri topladıktan sonra burada görmüş olduğunuz bu şaravaz dediğimiz bu teknelerde ezilip üzümün suyu çıkarılır ve bakır kazanlarda kaynatılır. Bu kaynatma işlemi yaklaşık 5-6 saat boyunca sürer ve bizim bu yöreye has, mesela siz Urfa yöresinde ya da İç Anadolu'nun değişik yerlerinde insanlar bunun içerisine kırmızı toprak atarlar ki hem o kireç atılır, kırmızı toprak atılır. Hem o üzümün ekşi tadını alsın hem de pekmez kıvamını versin diye. Bizim bu yörede de odun külü atılıyor. Evet, aynı işlevi görüyor. Ve yaklaşık 5-6 saat boyunca pişirilir. Ve burada görmüş olduğunuz bu üzerindeki köpük alınır. Normalde biz burada almadık onu ki doğal olsun diye. Burada da çay tarımımızı görüyorsunuz. Rize çay 1924 yılında üretilmeye başlanmıştır. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bursa Milletvekili Zihni Derin, ziraat mühendisi kendisi, o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emriyle Zihni Derin Türkiye'nin değişik yerlerinde çay üretimine başlamıştır, denemelerine başlamıştır. Ama en uygun yerin çay tarımı için Rize olduğunu görerek burada üretime başlamıştır. Ve bizim yörenin %90'ının geçim kaynağı da çay tarımıdır. Bizim bu yörede çay 3 sürgün olarak yani 3 defa toplanır. Mayıs ayında ilk sürgün, Temmuz gibi ikinci sürgün ve Eylül ayı gibi de 3. sürgün toplanır. Çaylar çay bahçelerinde, burada görmüş olduğunuz çay bahçelerinde 2,5 yaprak şeklinde toplandıktan sonra alım yerleri dediğimiz yerlerde çay eksperleri tarafından tartılarak alınır ve sonrasında da çay fabrikalarına gidip orada değişik işlemlerden işte yani kıvırma, soldurma, fermantasyon dediğimiz dinlendirme ve öğütme gibi işlemlerden geçirildikten sonra sofralarımıza siyah çay olarak gelmektedir. Bu bölümde de balıkçılığımızı görüyorsunuz. Bizim bu yörenin en meşhur balığı hepinizin bildiği gibi hamsidir. Hamsiden ziyade Karadeniz bölgesinde palamut, istavrit, işte lüfer gibi değişik balık çeşitlerimiz de vardır. Karadeniz bölgesi balık sayısı açısından fazla ama çeşitliliği açısından azdır.
Geçmişten günümüzde aynı şekilde yaklaşık balık avcılığı yapılmaktadır. Ama geçmişte burada görmüş olduğunuz gibi küçük taka dediğimiz küçük balıkçı teknelerle balıkçılık yapılırken artık günümüzde daha büyük motorlu teknelerle balıkçılık yapılmaktadır. Burada da folklor ekibimizi görüyorsunuz. Bizim bu yörede genellikle tulum ve kemençe ile horonlar oynanmaktadır. Ama geçmişte mızıka ve armonika ile horonla oynanıyordu. Günümüzde daha çok tulumla oynanmaya başlanmıştır. Bu tulum oğlak derisinden yapılmaktadır. 3 bölümden oluşmaktadır tulum. Üflenildiği bölüme lülük denir. Tulum ve çalındığı bölüme de nav denir. Nav 5 perdelidir, 10 deliklidir. Şimşir ağacından yapılır. Üstten üflenildiği zaman altlar parmaklar oynatılarak aynı flüt gibi çalınır. Burada da kemençemizi görüyorsunuz. Bizim Rize kemençelerinin boyu yaklaşık 50-60 santim uzunluğunda oluyor. Bu da 3 bölümden oluşmaktadır. Baş, boyun ve gövde bölümü. Baş bölümü kemençenin akort edildiği bölümdür. Boyun bölümü kemençenin tutulduğu bölümdür. Gövde bölümü de kemençenin çalındığı bölümdür. Kemençede 3 adet tel vardır. Zil, sağır ve bom denir bu tellere. Burada görmüş olduğunuz bu 4 adet delik, kemençenin sesinin çıkmasını sağlayan deliklerdir. Bu alt kısımda görmüş olduğunuz bölüme de akrep denir ve kemençenin tellerinin bağlandığı bölümdür. Kemençenin yayı da kemençeyle yaklaşık aynı uzunlukta olmaktadır. Ve üzerindeki kıllar da genellikle hayvan kuyruğundan yapılmaktadır. Ve bu kıllar da bu tellerin üzerine rahat kaysın diye genellikle reçine sürülmektedir bu tellere. Burada da folklorumuzu görüyorsunuz. Bizim bu yörede kadın erkek birlikte horonlar oynar. Bazen erkeklerin ayrı, kadınların ayrı oynadığı horonlar da vardır. Erkeklerin oynadıkları horonlarda genellikle çömelme hareketleri varken kadınların oynadıklarında çömelme hareketleri değil, daha çok omuz ve ayak hareketleri vardır. Yani aslında Karadeniz'i, daha çok Rize'yi kısa ve öz anlatan bir mekandaymışız demek ki. Bütün her şeyini yaşadık şu anda. Yani bütün o atmosferi yaşadım ben. Sizinle birlikte. Verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin aradığınızda da Rize'mizi gezen ziyaretçilerimize özellikle Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'ni gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü burası bir hızlandırılmış Rize turu gibi oluyor. Yani insanlar sadece bu müzeyi gezerek bile Rize ve sahili hakkında fikir sahibi olabiliyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, müzemizin şeref defterine biz de kendimizce naçizane bir şeyler karaladık. İsterseniz size de okuyayım, şimdi merak edeceksiniz buraya neler yazdı diye. Kanal Urfa Cennet Vatanım programı olarak gezip gördüğümüz Ahmet Hamdi İshakoğlu Müzesi'ni çok gerçekçi ve doğal bulduk. Emeği geçen herkese saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Girişte ilk başta Rize'yi yaşıyorsunuz. Çıkarken de tamamen Rize hakkında bilgi edinmiş oluyorsunuz. Müze sorumlusu Ahmet Bey'e yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gülsün Munar, Kanal Urfa, Cennet Vatanım.
yemişiz dinle, kala yemişiz dinle. Tutar mısın dallar, tutar mısın dallar? Ben da gelsem yanına, ben da gelsem yanına. Her Ağustos aydan, her Ağustos aydan. Her Ağustos aydan, her Ağustos aydan. Sevgili izleyiciler, Rize'nin başka bir cennet köşesi bizi bekliyor şimdi. Ağaran Şelalesi'ne doğru yavaş yavaş ilerliyoruz ve bakalım orada bizi ne sürprizler bekleyecek. Çınardan aşağı senin için akayım, senin için akayım. Beni anlaman için, beni anlaman için. Kopayı mı yakayım, kopayı mı yakayım. Sevgili izleyiciler, şehre yani Rize'ye 12 kilometre uzaklıkta olan Ağaran Şelalesi'ndeyiz. Burası Rize'nin hemen hemen en yüksek şelalelerinden biri. Ve çok güzel bir doğa harikası karşılıyor burada sizi. Yanımda da dev gibi bir Türk bayrağı dalgalanıyor sevgili izleyiciler ve ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'li olmaktan gurur duyuyorum. Çevremde bir sürü yabancı turist görüyorum. Genelde Arap kökenli turistler bunlar. Ama gönül isterdi ki yerli turistlerimiz de buraya gelsin, burayı keşfetsinler. Amacımız nedir zaten bu programı yaparken? İstiyoruz ki yerli turistlerimiz de gelsin, görsün, buraları keşfetsin. Güzel görüntülerle ben sizleri baş başa bırakıyorum. Sevgili izleyiciler, Rize'yi dolaştık, gezdik. Nerede güzel görüntü var, nerede çekebileceğimiz görüntüler var derken bayağı bir yorulduk. Ayaklarımız şişti ve cay cay da yanıyordu. Ne yaptık bize? Ayakkabıları attık kenara. Şöyle paçalarımızı sıvadık. Suların içerisine girdik ve şöyle hem ayaklarımızı dinlendirdik hem de serinledik. Size de tavsiye ediyorum. Tüm Türkiye, lütfen gelin bu güzellikleri görün. Oy oy sevdum, oy oy. Ben sana gönül vermem, sen unutursun çabuk. Sen unutursun çabuk. Oy oy sevdum, oy oy. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım önce. İsmim Turan Yazıcı. Turan Bey nereliyiz? Rize Çayeli. Peki Turan Bey buraya ilk defa mı geliyoruz? Valla ben buraya 20 yıldır geliyorum. Çok güzel faaliyetler var burada. Çok güzel doğası var. Şu ortamı yani herkesin görmesini tavsiye ederim yani. Gerçekten süper bir manzara. Sıcakkanlı insanları. Çok güzel bir ortam yani. Peki diyelim ki Rize'ye ben yeni geldim. 5 gündür buradayım ama. Bana nerelere gitmemi tavsiye eder misin? Ben ilk önce Rize Çayeli Ağaran Şelalesi'ni tavsiye ederim. Yani Çayeli'nde en tavsiye edeceğim yer burası yani. Çok güzel bir doğası var. Isırgıt yaylamız var. Yani doğal olarak burası yani. Peki ne yenir burada? Bizim meşhur yemeğimiz muhlamamız yani. Meşhur muhlamamız var. Alabalığımız var. Doğal kahvaltılarımız var, balımız var. Özellikle turşu kavurmamız var ki nefis. Var. Doğru. Peki buradan Türkiye'ye ne söylemek istersiniz? Vallahi Türkiye'deki insanların, doğayı seven insanların burayı görmesini tavsiye ederim. Şu ortam
artık yani anlaşsın, yani anlatmaya gerek yok yani. Bunu görmek lazım, yaşamak lazım bu olay. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Hakan Çakıroğlu. Çayeli Köprübaşı köyünde oturuyorum. Ağlan şelalesindeyiz. 7/24 buradayız. İşimiz burada. Sevdiklerimiz burada. Doğal ortamdayız. Yani herkesi bekliyoruz. Gelip görmelerini isteriz. Yani diyalogumuz, ilgimiz çok güzel yani. Bir gelen bir daha gelmek. Demin gördük vallahi çok güzel. Evet. Yani söylemeye gerek yok yani. Gelip görmeleri lazım. Burada herkes samimi, orijinal, organik yani. İnsanlar bile organik. O kadar yani. Peki en çok hangi mevsimde turist ağırlıyoruz burada? En çok Mayıs ayında başlıyor. Ekim ayının sonlarına doğru bitiyor. Buranın yazlık sezonu 5-6 ay falan sürüyor. Yani bu sezon arası bekliyoruz yani. Gelip görmeleri, yeşilliğimiz var, şelalemiz var, gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel yani, serin, aşağısı 40'sa burası 30 diyelim. Burası aşağılara göre daha serin oluyor. İnsanlar gelmek istiyor, sıcaktan kaçıyorlar. Denize gitmiyorlar, buraya geliyorlar. Dereler güzel yani, suya giriyorlar, yüzüyorlar. Peki buradan tüm Türkiye'ye ne demek istersiniz? Hepinizi seviyoruz, buyurun bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, ben size ne demiştim? Yukarıda bizi ne sürprizler bekleyecek Allah bilir. Gördüğünüz gibi. Güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. İyi eğlenceler. Helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı. Helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı. Bugün hava çok sıcak, bugün hava çok sıcak, bugün hava çok sıcak. Bugün hava çok sıcak, bugün hava çok sıcak, bugün hava çok sıcak. Yandı şelale, yandı, yandı şelale, yandı, yandı şelale, yandı. Yandı şelale, yandı, yandı şelale, yandı. Sade şelale değil, sade şelale değil, sade şelale değil. Sade şelale değil, sade şelale değil. Bezo makan dayandı, bezo makan dayandı, bezo makan dayandı. Bezo makan dayandı, bezo makan dayandı, bezo makan dayandı. O başile bu başı zamanı, o başile bu başı, o başile bu başı zamanı, o başile bu başı. Taşıya kayaları, taşıya kayaları. Kim verdi sarmaşları, kim verdi sarmaşları. Ne balı dudakları, o balı dudakları. Ben olayım kaşığı, ben olayım kaşoğlu zananı, ben olayım kaşoğlu, ben olayım kaşoğlu zananı. Arabamın tekeri, arabamın tekeri, dört tekeri, dört tekeri, dört tekeri, bu şelale kızları, bu şelale kızları,
Çok şeker dur, çok şeker. Çok şeker dur, çok şeker. Hoppa. Sevgili izleyiciler, eminim ki şu anda çok eğleniyorsunuz. Biz de eğleniyoruz. Eğlenmeye devam edelim. Başında çepo şeyin, ne güzel bağlamışsın, ne güzel bağlamışsın, oy oy sevdim oy oy. Ne güzel bağlamışsın, ne güzel bağlamışsın, oy oy sevdim oy oy. Gözlerimden belli dur, sevdim ağlamışsın, sevdim ağlamışsın, oy oy sevdim oy oy. Daha demeyeceğim, efkarlanmıyorum. Alayla yüksek. Yaşa Turu. Kesin mi? Bu sese gelmez. Daha yüksek. Şelale düşsün. Duysun, duysun. Rize duysun. Pazar duysun. Pazar duysun. Sen naz duysun. Hayvanı vursun. Yey yey. Olmadı vursun. Yey yey. Tandır vursun. Yey yey. Alire alire. Çuh çuh. Yok yok. Alire alire. Çuh çuh. Yaşa yaşa. Sen de yaşa. Var ol var ol. Sen de var ol. Rize pazar. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Bana alırsa. Geliyor geliyor. Cennet vatadan. Eller beraber. Kolları beraber. Turumuyla beraber. Beraber beraber. Salina sesler. Divan di di di. Yaşa yaşa. Sen de yaşa. Var ol var ol. Sen de var ol. Rize pazar. Yaşın kızlar. Omuz omuz. Kızlar domuz. Çiçek çiçek. Bu bilir o sesler. Oy oy hey hey. Onları sesler. Oy oy hey hey. Aha bal oldu. Baklavaları. Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Gerçek Urfa baklavasının adresi Yörem Urfa Baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Tüm baklava çeşitlerimizi büyük bir titizlikle kendi ellerimizle üretiyor ve sizlere her zaman tat taze ve değişmeyen lezzetiyle sunuyoruz. Tüm baklava ve tatlı çeşitlerimizin doyumsuz tadını Urfa Yörem Baklavalarının lezzet garantisiyle İster evinizde, isterseniz Eyüpiye'deki salonunuzda çıkarın. Gerçek Şanlıurfa baklavası Urfa Yören Baklavaları. Adres Eyüp Peygamber Caddesi 2. BİM karşısı Eyüpiye Şanlıurfa. Alo paket 0543 363 6308. Toptan siparişleriniz için 0545 484 1272 0414 351 94 94. Tüm Türkiye'ye bayilikler verilecektir. Urfa Yören Baklavaları Cennet Vatan'ın programını sundu.
kürek gerek. Olur ama konulu atmaya kürek gerek. Nazlı yarın yanında yatmaya yürek gerek. Nazlı yarın yanında yatmaya yürek gerek. Aman başım narlar, ağrıdı dişim narlar, az içmişim narlar, narlar güldüm narlar, narlar canım narlar, narlar güldüm narlar, narlar canım narlar, narlar güldüm narlar, narlar canım narlar. Alışveriş ve eğlencede aradığınız ne varsa Urfa City dünyasında. Urfa City Alışveriş ve Yaşam Merkezi. Damakla yemek tadının farkını yaşayın. Düğün, nişan, taziye, toplu yemekler ve özel davetlerde damak yemek hizmetinizde. A kalite ürün tercihi ve hijyenik üretimleriyle Damak Yemek, müşterilerine kusursuz hizmetin haklı gururunu yaşıyor.
Taşlar beni yar.
geldim gidiyorum. Sen olansın adı Yaman, sana veda ediyorum. Çok şirinsin adı Yaman. İşte geldim gidiyorum. Sen olansın adı Yaman, sana veda ediyorum. Çok şirinsin adı Yaman. Her tarafın bağı bozlar, güzelliğin dile destan. Haber aldım bugün dostlar, durmak olmaz adı Yaman. Her tarafın bağı bozlar, güzelliğin dile destan. Haber aldım bugün dostlar, durmak olmaz adı Yaman. Çan bağlarında, zümbül kokan dağlarında, 13-14 çağlarında gezerdi adı Yaman. Çiçek açan dağlarında, zümbül kokan dağlarında, 13-14 çağlarında gezerdi adı Yaman. Her tarafın bağı bozlar, güzelliğin dile destan. Haber aldım bugün dostlar, durmak olmaz adı Yaman.
düşmüşem kara toprağa. Sen aşkım, ben de yaram. Düşmüşem kara toprağa. Sen aşkım, ben de yaram. Haber salın vicdansıza, ağlamasın demedim mi? Selam salın nazlı yara, ağlamasın demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Alacağım seni demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Alacağım seni demedim mi? Hele gelme zar başıma, dünya yalan demedim mi? Hele gelme zar başıma, ne yanım haydar yalan demedim mi? Dünya fani, gelen giden dostlar fani. Anlatılmaz bu dünya fani, gelen giden dostlar hani. Ben de kaldım senin yavrum, gülemezsin demedim mi? Ben de kaldım sen aşkım, gülemezsin ya demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Al bu can seni demedim mi? Demedim karla demedim mi? Dünya yalan demedim mi? Hele gelme zar başıma, ne yani dünya yalan demedim mi? Hele gelme zar başıma, sevdam yalan demedim mi? Hele katibi bir yaz yazmış, aman yar bir yaz yazmış. Valla benim bu yazımı biz oldum felek, hep karalı yazmış, aman 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 aman. Senin yolda kardeş ağlayan yazısı kader.
sevgilisi ben öldüm yar, ben öldüm, ben öldüm. Valla derdimi çare söyledim, valla derdimi doktora söyledim. Ne dedi kanser yarası vardı, ne toprak çağırdı. Ağlama, uyanama, benim anam ağlama, ağlama. Valla bu dünya yalan demedim mi? Ömrüme gelin, deli kara bağlamayın. Süleyya, ne zalimsin yar ya. Demedim mi, demedim mi? Al bu dünya senin, demedim mi? Hele gelme başıma, dünya yalan, bu alem yalan, demedim mi, demedim. Yılmaz Zeytinyağı Fabrikası. Zeytinlerimiz son sistem modüler kontini makinalarla fiziksel işlevlerden geçerek herhangi bir kimyasal işleve tabi tutulmadan zeytinyağı elde edilmektedir. Adres Bozova Şanlıurfa yolu üzeri 2. kilometre Şanlıurfa. Telefon 0543 355 1010 0532 651 0089. Zeytinyağı satışlarımız başlamıştır. Yılmaz Zeytinyağı Fabrikası, Adnan Salçı ve oğulları kuruluşudur. Çağrı Beyaz Eşya ve Mobilya Dünyası, Şanlıurfa'nın en büyük beyaz eşya, mobilya ve küçük ev aletleri mağazasıyla evinizin ihtiyacı olan tüm ürünleri %40'a varan indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. Aradığınız her şeyi en uygun fiyata bulabileceğiniz tek adres Çağrı Beyaz Eşya ve Mobilya Dünyası. Adres GAP Arena Stadyumu yanı Şanlıurfa. Telefon 0414 314 6929. Benzersiz Enza şıklığı Şanlıurfa ve Diyarbakır'da. Enza Home evinizi yeni bir tarzda buluşturacak göz alıcı tasarımları ve ilham veren dekorasyon fikirleriyle şimdi size çok daha yakın. Enza Home Şanlıurfa Karaköprü ve Diyarbakır Buğdaycılar Yapı sitesinde. Enza, en güzel anlar. Enza Home. Hoştu Kenan'ın insanı geliyor İbrahim Toru. Urfa'nın güzel insanı geliyor İbrahim Toru. Mal da yalan, mülk de yalan, makam da yalan. Sadece bir duaya ihtiyacım var. Duanızı esirgemeyin. Büyük küçük onu över, garip görse barındırır. Bütün Urfa onu sever. Geliyor İbrahim Toru, geliyor İbrahim Toru. Bizim bu dünyadan istediğimiz bir şey var. O da gönüllerde olmak, duada olmak. Geliyor İbrahim Toru. Hazreti İbrahim peygamberin şehri Şanlıurfa sevdalısı. Kadimden bu yana bereket fışkıran bu toprağın öz evladı. Gönüllerde taht kuran İbrahim torun. Urfa yöre baklavaları. Şanlıurfa'nın özünden el emeği ve hakiki Urfa fıstığıyla yapılan kaliteli doğal bir baklavayı ancak Urfa Yören Baklavaları'nda bulabilirsiniz. Urfa Yören Baklavaları toptan ve perakende satışlarıyla Şanlıurfa'nın ve tüm Türkiye'nin hizmetinde. Adres Eyüp Peygamber Caddesi 2. BİM karşısı Eyyubiye Şanlıurfa. Toptan siparişleriniz için 0545 484 1272 0414 351 9494. Tüm Türkiye'ye bayilikler verilecektir.
güncel teknolojiler kullanarak imal ettiğimiz yüksek kalite, uygun fiyat beklentilerini karşılayan, kullanım ve enerji tasarrufu sağlayan, zamanında teslim edilen A+ ürünlerimiz ve çevre dostu çözümlerimizle her yerdeyiz. Çeliğin dönüşümünü, olanaklarını, parıltısını ve inanılmaz gücünü Şanlıurfa'dan Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırmak için çalışıyoruz. Tüm bunları başarabilmek için doğanın eşsiz döngüsüne şahit olmak yeterli. Kulağımız doğanın şarkısında, gözümüz daima ileride. Nova Steel. Kalender Traktör. Alman teknolojisiyle üretilen son model Dodge Far ve Summit traktörleri görmek için sizi showroomlarımıza bekliyoruz. 2017 ve 2018 model Dodge Far ve Summit traktörlerimizde dövizin yükselmesine rağmen şok indirimler devam ediyor. Kampanyamızdan yararlanmak için acele edin. Dodge Far ve Summit traktör Şanlıurfa bölge bayi. Kalender Traktör. Tarla tipi ve bahçe tipi modellerimizde güçlü, sağlam, konforlu, düşük yakıt tüketimi, 2 yıl garanti, 7/24 teknik servis ve yedek parça hizmetiyle çiftçilerimiz nerede, biz oradayız. Şanlıurfa Merkez, Viranşehir ve Siverek ilçelerimizdeki şubelerimizle hizmetinizdeyiz. Yemek tadının farkını yaşayın. Düğün, nişan, taziye, toplu yemekler ve özel davetlerde Damak Yemek hizmetinizde. A kalite ürün tercihi ve hijyenik üretimleriyle Damak Yemek, müşterilerine kusursuz hizmetin haklı gururunu yaşıyor. Toptan fiyatına perakende satışlarıyla Şanlıurfa Giyim Çarşısı 21 Kasım Çarşamba günü açılışa özel büyük indirimlerle açılıyor. 3 katlı mağazası, 1000 metrekare alanı, bayan ve çocuk giyiminde zengin ürün çeşidiyle Emniyet Caddesi Arapoca Parkı karşısında hizmetinizde. Şanlıurfa Giyim Çarşısı, kaliteli ve ucuzluğun tek adresi. Ve enjektör sektörünün öncü ismi Lider Pompa'dan bölgeye dev hizmet. Şanlıurfa'da bir ilk, sektöründe 40 yıllık tecrübeyi teknolojiyle birleştiren ve sektörel tüm eğitimleri tamamlamış deneyimli personelleriyle hizmet veren Lider Pompa, otomobillerde, hafif kamyonetlerde, kamyonlarda, traktörlerde ve diğer tüm iş makinelerinde kullanılan tüm dizel yakıt sistemleri için hizmet sağlayabilmektedir. Evren Sanayi Sitesi 1. Cadde 8. Sokak numara 10. Derenin kıyısına su verdim Batıcan'a, su verdim Batıcan, su verdim Batıcan'a, su verdim Batıcan. Bu canım kurban olsun, bu canım kurban olsun, sendeki Batıcan'a, sendeki Batıcan, sendeki Batıcan'a, sendeki Batıcan.
genç hayır yükünü yükle cahil yükünü gel kızlara kızlara gel kızlara gel kızlara kızlara gel kızlara kızlara ya al beni yarine ya al beni yarine ya koy beni mezara ya koy beni mezara ya koy beni mezara ya koy beni mezara. Sevgili izleyiciler, Çayeli Belediyesi Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'ndeyiz şu anda. Kapısının önündeyiz. İsterseniz şöyle bir içeriye doğru yürüyelim, bakalım bizi içeride neler bekleyecek. Çayeli Belediyesi Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'nde bulunuyoruz ve yanımızda sorumlu müdürümüz Ahmet Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz ilçemize. Teşekkür ederiz. Sizi tanıyalım baştayken. Tabii. İsmim Ahmet Enisoğlu. Arkeoloğum. Bu müzenin müze sorumlusuyum. Müzemiz Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi. Bu müzemiz hayırsever iş adamı rahmetli Ahmet Hamdi İshakoğlu'nun vasiyeti üzerine çocukları tarafından yapıldı. Müzemizde Rize'nin ve Çayeli'nin geçmiş yaşantısını anlatmaya çalıştık. Bu müzede sergilenen eşyalar yöre halkının geçmişte kullandığı ve müzemize bağışlamış olduğu eşyalardır. Müzemiz 2012 yılında kurulmuştur ve 2015 yılında Kültür Bakanlığı tarafından özel müze statüsü kazanmıştır. Arkamda arıcılıkla ilgili bir şeyler görüyorum. Hem de çok güzel çiçekler var. Bu konuda biraz bilgi alayım. Müzemizde sergilenen eşyaların bir kısmı işte arıcılığımız, atmacacılığımız, üzüm pekmezi yapımımız ve değişik Rize halkının yapmış olduğu uğraşlar vardır. Burada arıcılığımızı görüyorsunuz. Bizim bu yörede hem normal fenli peteklerle hem de karakovan peteğe dediğimiz peteklerle bal yapılmaktadır. En meşhur balımız hepinizin bildiği gibi anzer balıdır. Anzer balından ziyade çiçek balımız, komar dediğimiz orman gülünden yapılmış olan ballarımız ve kestane ballarımız da meşhurdur. Atmacacılık bizim bu yörede bir sevda. Yani insanlar nasıl böyle kedilerini, köpeklerini sokakta dolaştırıyorlarsa aynı şekilde atmacalarını da burada gördüğünüz gibi ellerine takıp sokakta dolaşmaktadırlar. Hatta çay elinde böyle çay bahçelerinin önüne gezerseniz insanlar çay bahçelerinin önünde böyle sergi yaparlar ve atmacalarını ona bağlayıp karşılarında çay içerler. Yani o derece bir sevdadır bizim bu yörede atmacacılık. Bizim bu yörede atmacanın yakalanma evresi de atmacacılık kadar ilginçtir. Çünkü atmacayı yakalamak için kullanılan bir tane kuşumuz var, haço kuşu. İlk önce o kuş yakalanıyor. O kuşu yakalamak için de kullanılan bir tane böcek var, toprağın altında yaşıyor. Deve burnu denilen böcek. İlk önce o böcek yakalanıp bu yerde görmüş olduğunuz kapanların içerisine konuluyor. Evet. Ve onunla birlikte haço kuşu yakalanıyor. Sonrasında o kuş ince uzun bir sopanın üzerine bağlanıp o sopanın üzerinde belirli bir süre durması sağlanıyor. Sonrasında burada görmüş olduğunuz bu ağ sistemi, monta diyoruz biz buna. Bu atmacanın geçiş güzergahına kuruluyor. Ve bu ağın arkasında o bahsettiğimiz haço kuşu oynatılıyor. Atmacanın o kuşa saldırması sağlanıyor. Tabii atmaca kuşa odaklandığı için bu ağı görmüyor. Ve sonrasında ağa takılıyor. Ondan sonra da burada gördüğünüz gibi elde belirli bir süre evcilleştirilmeye çalışılıyor. Ondan sonra da tekrar doğaya bırakılıyor. Bu bölümde de üzüm pekmezi yapımımız. Bizim bu yörede yetiştirdiğimiz kırmızı kokulu üzümden yaptığımız üzüm pekmezleri vardır. İnsanlar ticari olarak değil kendilerine yetecek kadar yapıyorlar genellikle bu pekmezleri.
Bizim bu yörenin arazisinin engebeli yapısından dolayı, bir de her yerin çay bahçesi olmasından mütevellit, insanlar üzüm asmalarını ağaçlara veriyorlar. Yani bir nevi üzümler ağaçlardan toplanmaktadır bizim bu yörede. Evet. Burada ağacın üzerinde görmüş olduğunuz ve yerde görmüş olduğunuz sepetlere tiyeter deniyor. Evet. Bu sepetin alt kısmının sivri olmasının nedeni, bir kişi ağaçtan üzümleri topladığı zaman aşağıdaki insan da ipten bu sepeti aşağıya çeker ve dalların arasından rahat geçsin diye sepetin alt kısmı sivri olur. Yani bir nevi Karadeniz zekası. İnsanlar ağaçtan üzümleri topladıktan sonra burada görmüş olduğunuz bu şaravaz dediğimiz bu teknelerde ezilip üzümün suyu çıkarılır ve bakır kazanlarda kaynatılır. Bu kaynatma işlemi yaklaşık 5-6 saat boyunca sürer ve bizim bu yöreye has, mesela siz Urfa yöresinde ya da İç Anadolu'nun değişik yerlerinde insanlar bunun içerisine kırmızı toprak atarlar ki hem o kireç atılır, kırmızı toprak atılır, hem o üzümün ekşi tadını alsın hem de pekmez kıvamını versin diye. Bizim bu yörede de odun külü atılıyor. Evet, aynı işlevi görüyor. Ve yaklaşık 5-6 saat boyunca pişirilir ve burada görmüş olduğunuz bu üzerindeki köpük alınır. Normalde biz burada almadık onu ki doğal olsun diye. Burada da çay tarımımızı görüyorsunuz. Rizye çay 1924 yılında üretilmeye başlanmıştır. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Bursa Milletvekili Zihni Derin, ziraat mühendisi kendisi, o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emriyle Zihni Derin Türkiye'nin değişik yerlerinde çay üretimine başlamıştır, denemelerine başlamıştır. Ama en uygun yerin çay tarımı için Rize olduğunu görerek burada üretime başlamıştır. Ve bizim yörenin %90'ının geçim kaynağı da çay tarımıdır. Bizim bu yörede çay 3 sürgün olarak, yani 3 defa toplanır. Mayıs ayında ilk sürgün, Temmuz gibi ikinci sürgün ve Eylül ayı gibi de üçüncü sürgün toplanır. Çaylar çay bahçelerinde, burada görmüş olduğunuz çay bahçelerinde 2,5 yaprak şeklinde toplandıktan sonra alım yerleri dediğimiz yerlerde çay eksperleri tarafından tartılarak alınır ve sonrasında da çay fabrikalarına gidip orada değişik işlemlerden, işte yani kıvırma, soldurma, fermantasyon dediğimiz dinlendirme ve öğütme gibi işlemlerden geçirildikten sonra sofralarımıza siyah çay olarak gelmektedir. Bu bölümde de balıkçılığımızı görüyorsunuz. Bizim bu yörenin en meşhur balığı hepinizin bildiği gibi hamsidir. Hamsiden ziyade Karadeniz bölgesinde palamut, istavrit, işte lüfer gibi değişik balık çeşitlerimiz de vardır. Karadeniz bölgesi balık sayısı açısından fazla ama çeşitliliği açısından azdır. Geçmişten günümüzde aynı şekilde yaklaşık balık avcılığı yapılmaktadır. Ama geçmişte burada görmüş olduğunuz gibi küçük taka dediğimiz küçük balıkçı teknelerle balıkçılık yapılırken, artık günümüzde daha büyük motorlu teknelerle balıkçılık yapılmaktadır. Burada da folklor ekibimizi görüyorsunuz. Bizim bu yörede genellikle tulum ve kemençe ile horonlar oynanmaktadır. Ama geçmişte mızıka ve armonika ile horonlar oynanıyordu. Günümüzde daha çok tulumla oynanmaya başlanmıştır. Bu tulum oğlak derisinden yapılmaktadır. 3 bölümden oluşmaktadır tulum. Üflenildiği bölüme lülük denir. Tulum ve çalındığı bölüme de nav denir. Nav 5 perdelidir, 10 deliklidir. Şimşir ağacından yapılır. Üstten üflenildiği zaman altlar parmaklar oynatılarak aynı flüt gibi çalınır. Burada da kemençemizi görüyorsunuz. Bizim Rize kemençelerinin boyu yaklaşık 50-60 santim uzunluğunda oluyor. Bu da 3 bölümden oluşmaktadır. Baş, boyun ve gövde bölümü. Baş bölümü kemençenin akort edildiği bölümdür. Boyun bölümü kemençenin tutulduğu bölümdür. Gövde bölümü de kemençenin çalındığı bölümdür. Kemençede 3 adet tel vardır. Zil, sağır ve bom denir bu tellere. Burada görmüş olduğunuz bu 4 adet delik, kemençenin sesinin çıkmasını sağlayan deliklerdir. Bu alt kısımda görmüş olduğunuz bölüme de akrep denir ve kemençenin tellerinin bağlandığı bölümdür. Kemençenin yayı da kemençeyle yaklaşık aynı uzunlukta olmaktadır. Ve üzerindeki kıllar da genellikle hayvan kuyruğundan yapılmaktadır. Ve bu kıllar da bu tellerin üzerine rahat kaysın diye genellikle reçine sürülmektedir bu tellere. Burada da folklorumuzu görüyorsunuz. Bizim bu yörede kadın erkek birlikte horonlar oynar. Bazen erkeklerin ayrı, kadınların ayrı oynadığı horonlar da vardır. Erkeklerin oynadıkları horonlarda genellikle çömelme hareketleri varken, kadınların oynadıklarında çömelme hareketleri değil, daha çok omuz ve ayak hareketleri vardır. Yani aslında Karadeniz'i, daha çok Rize'yi kısa ve öz anlatan bir mekandaymışız demek ki. Bütün her şeyini yaşadık şu anda. Yani bütün o atmosferi yaşadım ben sizinle birlikte. Verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin aradığınızda da Rize'mizi gezen ziyaretçilerimize özellikle Ahmet Hamdi İshakoğlu Doğal Yaşam Müzesi'ni gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü burası bir hızlandırılmış Rize turu gibi oluyor. Yani insanlar sadece bu müzeyi gezerek bile Rize ve sahili hakkında fikir sahibi olabiliyorlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, müzemizin şeref defterine biz de kendimizce nacizane bir şeyler karaladık. İsterseniz size de okuyayım, şimdi merak edeceksiniz buraya neler yazdı diye. Kanal Urfa Cennet Vatanım programı olarak gezip gördüğümüz Ahmet Hamdi İshakoğlu Müzesi'ni çok gerçekçi ve doğal bulduk. Emeği geçen herkese saygı, sevgi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Girişte ilk başta Rize'yi yaşıyorsunuz. Çıkarken de tamamen Rize hakkında bilgi edinmiş oluyorsunuz. Müze sorumlusu Ahmet Bey'e yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gülsün Munar, Kanal Urfa, Cennet Vatanım. Rize'nin başka bir cennet köşesi bizi bekliyor şimdi. Ağaran Şelalesi'ne doğru yavaş yavaş ilerliyoruz ve bakalım orada bizi ne sürprizler bekleyecek. Sevgili izleyiciler, şehre yani Rize'ye 12 kilometre uzaklıkta olan Ağaran Şelalesi'ndeyiz. Burası Rize'nin hemen hemen en yüksek şelalelerinden biri. Ve çok güzel bir doğa harikası karşılıyor burada sizi.
Yanımda da dev gibi bir Türk bayrağı dalgalanıyor sevgili izleyiciler ve ben Türk olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'li olmaktan gurur duyuyorum. Çevremde bir sürü yabancı turist görüyorum. Genelde Arap kökenli turistler bunlar. Ama gönül isterdi ki yerli turistlerimiz de buraya gelsin, burayı keşfetsinler. Amacımız nedir zaten bu programı yaparken? İstiyoruz ki yerli turistlerimiz de gelsin, görsün, buraları keşfetsin. Güzel görüntülerle ben sizleri baş başa bırakıyorum. Sevgili izleyiciler, Rize'yi dolaştık, gezdik, nerede güzel görüntü var, nerede çekebileceğimiz görüntüler var derken bayağı bir yorulduk, ayaklarımız şişti ve cay cay da yanıyordu. Ne yaptık biz de? Ayakkabıları attık kenara, şöyle paçalarımızı sıvadık, suların içerisine girdik ve şöyle hem ayaklarımızı dinlendirdik hem de serinledik. Size de tavsiye ediyorum, tüm Türkiye lütfen gelin bu güzellikleri görün. Oy oy sevdum, oy oy. Ben sana gönül vermem, sen unutursun çabuk. Sen unutursun çabuk. Oy oy sevdum, oy oy. Merhabalar. Merhaba efendim. Sizi tanıyalım önce. İsmim Turan Yazıcı. Turan Bey, nereliyiz? Rize Çayeli. Peki Turan Bey, buraya ilk defa mı geliyoruz? Vallahi ben buraya 20 yıldır geliyorum. Çok güzel faaliyetler var burada, çok güzel doğası var. Bu ortamı yani herkesin görmesini tavsiye ederim yani. Gerçekten süper bir manzara. Sakallı insanları, çok güzel bir ortam yani. Peki diyelim ki Rize'ye ben yeni geldim. 5 gündür buradayım ama. Bana nerelere gitmemi tavsiye edersiniz? Ben ilk önce Rize Çayeli Ağaran Şelalesi'ni tavsiye ederim. Yani Çayeli'nde en tavsiye edeceğim yer burası yani. Çok güzel bir doğası var. Isıbık yaylamız var. Yani doğu olarak burası yani. Peki ne yenir burada? Bizim meşhur yemeğimiz muhlamamız yani. Meşhur muhlamamız var, alabalığımız var. Doğal kahvaltılarımız var, balımız var. Özellikle turşu kavurmamız var ki, nefis. Var. Doğru. Peki buradan Türkiye'ye ne söylemek istersiniz? Vallahi Türkiye'deki insanların, doğayı seven insanların burayı görmesini tavsiye ederim. Şu ortam artık yani anlatmaya gerek yok yani. Bunu görmek lazım, yaşamak lazım bu olay. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Hakan Çakıroğlu. Çayeli Köprübaşı Köyü'nde oturuyorum. Ağaran Şelalesi'ndeyiz. 7/24 buradayız. İşimiz burada. Sevdiklerimiz burada. Doğal ortamdayız. Yani herkesi bekliyoruz. Gelip görmelerini isteriz. Yani diyalogumuz, ilgimiz çok güzel yani. Bir gelen bir daha gelmek. Demin gördük, vallahi çok güzeldi. Evet. Yani söylemeye gerek yok yani, gelip görmeleri lazım. Burada herkes samimi, orijinal, organik yani, insanlar bile organik. O kadar yani. Peki en çok hangi mevsimde turist ağırlıyoruz burada? En çok Mayıs ayında başlıyor. Ekim ayının sonlarına doğru bitiyor. Buranın yazlık sezonu 5-6 ay falan sürüyor. Yani bu sezon arası bekliyoruz yani. Gelip görmeleri, yeşilliğimiz var,
Şelalemiz var, gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel, yani serin. Aşağısı 40'sa burası 30 diyelim. Burası aşağılara göre daha serin oluyor. İnsanlar gelmek istiyor, sıcaktan kaçıyorlar. Denize gitmiyorlar, buraya geliyorlar. Dereler güzel yani, suya giriyorlar, yüzüyorlar. Peki buradan tüm Türkiye'ye ne demek istersiniz? Hepinizi seviyoruz, buyurun bekliyoruz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, ben size ne demiştim? Yukarıda bizi ne sürprizler bekleyecek Allah bilir. Gördüğünüz gibi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum, iyi eğlenceler. Helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı. Helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı, helal etmem hakkımı. Bu canava çok sıcak, bu canava çok sıcak, bu canava çok sıcak. Bu canava çok sıcak, bu canava çok sıcak. Yandı şelale, yandı, yandı şelale, yandı, yandı şelale, yandı. Yandı şelale, yandı, yandı şelale, yandı, yandı şelale. Sade şelale değil, sade şelale değil, sade şelale değil. Sade şelale değil. Bezo makanda yandı, bezo makanda yandı, bezo makanda yandı. Bezo makanda yandı, bezo makanda yandı, bezo makanda yandı. O başı ile bu başı dananı, o başı ile bu başı, o başı ile bu başı dananı. Kaşıya kayaları, kaşıya kayaları, Çinlerde sarmaşları, Çinlerde sarmaşları, Nepal'e dodakları, Nepal'e dodakları, ben olayım kaşıları, ben olayım kaşıları, ben olayım kaşıları, cananı, ben olayım kaşıları, ben olayım kaşıları. Arabamın teçeri, arabamın teçeri, dört çeker, dört çeker, dört çeker, bu şelale kızları, bu çok şeker, dört çok şeker, çok şeker, dört çok şeker. Hoppa! Sevgili izleyiciler, eminim ki şu anda çok eğleniyorsunuz. Biz de eğleniyoruz. Eğlenmeye devam edelim. Başında çepo şeyi, ne güzel bağlamışsın, ne güzel bağlamışsın. Oy oy sevdim oy oy. Başında çepo şeyi, ne güzel bağlamışsın, ne güzel bağlamışsın. Oy oy sevdim oy oy. Gözlerinden bellidir sevdum ağlamışsın, sevdum ağlamışsın. Oy oy sevdum oy oy. Gözlerinden bellidir sevdum ağlamışsın, sevdum ağlamışsın. Oy oy sevdum oy oy. Daha demeyeceğim, efşarlanıyorum. Alayına yüksek. Yaşa Turu! Kesin mi? Bu sese gelmez, daha yüksek. Şelale duysun. Duysun, duysun. Rize duysun. Pazar duysun. Pazar duysun. Sen naz duysun. Hayvanı vursun. Gel, gel. Almanı vursun. Oy oy. Yay yay. Tandır vursun.
yaşa yaşa. Sen de yaşa. Var ol var ol. Sen de var ol. Rize Pazar. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Can alırsa. Geliyor geliyor. Cennet Pazar'dan. Eller beraber. Kolları beraber. Tulumuyla beraber. Beraber beraber. Salina sesler. Oy oy. Hey hey. Divan. Di. 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 Yaşa yaşa. Sen de yaşa. Var ol var ol. Sen de var ol. Rize Pazar. Yaşı kızlar. Omuz omuz. Kızlar domuz. Çiçek çiçek. Bu bilime ses ver. Oy oy. Hey hey. Onları ses ver. Oy oy. Hey hey. Aha, balon değil.